Sevgili seyirciler, Kanal 5 ekranlarında, Başkent stüdyolarında moderatöre hoş geldiniz. Moderatör de bugün yargı içerisine sızmış paralel çete. Dün grup toplantısında Sayın Başbakan Erdoğan'ın değindiği ve özellikle altını çizdiği bu paralel yapılanmayı ele alacağız konuğumuzla birlikte. Konuğumuz Hukukçular Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Alaaddin Maroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Evet. Siyaset yoğun ama şimdi yeniden döndük dolaştık geldik seçimlerin ardından bu yargı içerisindeki paralel yapılanma olayına. Şimdi kamuoyunun aslında kafası karışık. Bu nedir? Yani yargının içerisindeki paralel yapılanma ne anlama geliyor? Oralarda neler yapılıyor? İşte MİT tırlarından bahsediyoruz. En önemli delili olarak gösterilen MİT tırları baskını. Orada jandarma ekipleriyle beraber bir savcının baskın yapması, MİT görevlilerini geri yatırmaları, tartaklamaları, tekmelemeleri, bunun daha sonra bir takım basın yayın organları ki hatta kamuoyunda paralel yapının sözcüsü olarak bilinen bir takım basın yayın organlarında bütün dünyaya El-Kaide'ye giden silah yakalandı şeklinde sunulması. Şimdi ortada bir şey var. Evet. Bir şeyler oluyor, somut bir şeyler oluyor. Yakalananlar, tutuklananlar, serbest bırakılanlar, işte yüz binlerce dinlemeler, illegal dinlemeler. Çünkü başbakanın dinlenmesi illegal bir dinleme, bunu biliyoruz. Yani mahkeme bu anlamda bir karar veremiyor bildiğim kadarıyla. Tabii. Başbakanı dinlemek tabii üzere hiçbir mahkeme karar veremiyor. Meclisten izin alması gerekiyor. Meclisten izin alması gerekiyor. Dolayısıyla başbakanın ses kayıtları var. Demek ki bu mahkeme kararlarıyla verilen bir dinleme kaydı değil. Dün de Başbakan Erdoğan, hemen onları da aktarmak isterim size. Devlet koridorlarını nasıl temizlediysek bu çeteden diyor, adliye koridorlarını da temizleyeceğiz. O şebekeleri kesinlikle temizleyeceğiz diyor. HSYK bu hukuk cinayeti karşısında daha ne kadar sessiz kalacak diyor. Nedir yani bunu net somut bir şekilde ortaya koyalım. Bu yargıdaki paralel yapılanma nedir? Bugün başbakanın dahi feveran ettiği kadar büyük bir tehlike mi Türkiye açısından? Bunu böyle aslında elle tutulur somut bir hale getirmemiz gerekiyor. Tanımlamamız gerekiyor. Şimdi İsmail Bey çok kapsamlı bir konu. Bir siyasi açıdan değil, Sayın Başbakanımız siyasi açıdan soruyor ama biz hukuk açıdan değerlendireceğiz. Bizim işimiz hukuk olduğu için hukuk açıdan bakacağız olaylara. Gerçekten ülkemiz son 1-2 yıldır çok, hatta MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasından bu yana diye baz alırsak, daha öncelerini de bilmiyoruz. Belki daha önceler de olmuştur. Şimdi duruma... Ama kamuoyuna yansımamış. Evet, kamuoyuna da aslında yansıdı da belki biz bazı bir kesim bunun farkında değildi. Yani Balyoz'da, Ergenekon'da birçok suçlu olarak lanse eden insanlar delil uyduruldu. Ben bunları demedim. Bu belgeler bize ait değil. Bilgisayara, virüste bilgi sokuldu diye iddialar vardı. Biz o dönem tabii kamu kurumundaki bilgilere güvenmek zorundaydık. Yani ne diyordu? Bilgiler TÜBİTAK'a gidiyor, adli tıpa gidiyor, şey çıkıyor. Yani bilgi sağlıklı çıkıyor. Ama bugün gelinen noktada bunların sağlıklı olup olmadığını bilmiyorum. Yani TÜBİTAK'ta yapılanma olup olmadığını bilmiyorum. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada TÜBİTAK'ta birçok insan görevden alındı. TÜBİTAK'ta bu işlerin başında olan insanların suçlu olma ihtimaline binaen. Yani bu işte biraz önce söylediğiniz başbakan paralel yapıya mensup olma ihtimaline binaen. Başbakanımızın da dinlendiğini söylediğiniz telefonlar çıktı. Biz de gördük, duyduk konuşmalarını. İşte bu telefonların TÜBİTAK tarafından icat edildiği, hiç kimse tarafından dinlenemeyeceği bakanlara ve başbakana bu yönde bilgi verildiği söyleniyor ama telefon dinleniyor. Yani sonradan medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bunu sonuçta bu yazılım programı. Evet. Bu yazılım programında kriptonun şifrelerini girerseniz dinleyebiliyorsunuz. Bir tek bu işi yapanlarda TÜBİTAK'ta olduğunu görüyorsunuz. Ya aynı bilgiler bu TÜBİTAK'a geliyor. Yine adli tıpta da bir kısım birimlere paralel yapılanma adı altında bir kısım memurlar, görevliler görevden alındı. Bunların farklı kesime hizmet ettiği söylendi. Şimdi İsmail Bey,
Bunları, bu olaylar gerçekten ülke içerisinde bir devletteki mevki makamını kullanıp başka bir yerlerden emir alan insanların olduğu izlenimi açıkça ortaya koyuyor. Bu somut mu? Yani bu, şu anda bunu, somut bu, diyemeyiz. İnanıyor musunuz? Şunu söyleyeyim. Somut. Benim inanmam İsmail. Elektriği benim, de görmezsiniz ama bilirsiniz ki orada bir akım şimdi, var. Dokunduğunuz zaman çarpılırsınız. Bu yargılama sonucunda bu, buradaki insanlar ceza aldıklarında biz inanacağız. Ama şu anda görüntü olarak şey var. Bakıyorsunuz aynı anda bir eylem birliği içerisinde karar veriliyor. Şimdi çete dediğiniz iş bu, burada çıkarsınız siz. Her gün bir siyasi iktidara kızarsınız, bağırırsınız. Görevden düşürülmesi için, milletin oy vermemesi için her gün mücadele edersiniz. Hiç suç olmaz. Ama aynı işi yaparsınız. Aynı işi yaparsınız. Kapılı kapılı arkasında işte birileri bir araya gelir. O toplantıda siz de olursunuz. Denir ki benim görevim yargıda hükümete devirmek. Benim bir kesme görev verirsiniz. Yargıda siyasi iktidarı devireceksiniz. Bir kaz emniyetteki arkadaşlara dersiniz ki emniyetteki mücadeleyi siz yapacaksınız, siyasi iktidarı devireceksiniz. Siz de medya ayağındasınız, siz de devireceksiniz. Bu eylem birlikteliği içerisinde olduğu zaman örgüt olur. Bu çete. Bak, yok ama vatandaş, medya, gazetecisi, televizyoncusu siyasi iktidarı sevmek zorunda değil. Hükümeti devirmek zorunda değil. Tam tersi. Bir de şunu da yaparsanız işte telefon dinlemeleri dediniz değil mi? Evet. Telefon dinlemeleriyle başlayalım. Bir kısmı tamamen illegal. Hiç hakimden izin almamış. Yani başbakanın sesinin bulunduğu bütün kayıtlar illegal. Tamam. Tamam. Onlar ne yapılmış? Kimi böcek konmuş, kimi kripto telefondan şifresi girmiş, kimi şu anda teknoloji müsait. Burada sizin telefonunuzda, bizim telefonumuzda bilgi alınabiliyor. Bilgisayardan bilgi alınabiliyor. Başbakan ona da feryat etti. Konutuma böcek koyanlar dedi. Ortaya çıktı, serbest bırakıldı, elini kolunu sallayarak kaçtı, yurt dışına kaçtı dedi. Bunların hepsi illegal. Hatta arabaya dayayıp buraya binaya, bu binada konuşanların hepsinin konuşması kaydedilebiliyor. Bugünkü teknoloji buna müsait. Bunlar illegal. Şimdi bir de legal görünümlü illegal dinlemeler var. Nasıl olacak diyorsunuz şimdi? Legal görünümlü illegal dinlemeler. Evet onu açalım. Evet. Ne demek legal şimdi, görünümlü İstanbul illegal dinlemeler? Cumhuriyet dinleme. Başsavcısı böyle adalet olmaz olsun der gibi, böyle hukukçular olmaz olsun Çolak der gibi. Çolak'tan bahsediyorsunuz. Hayır yeni. Bu yeni gelen yeni. İstanbul. Dün daha evet. Medyaya bilgi şey evet. Böyle hukukçular olmaz olsun. Şimdi bunlar o neye fevran diyor? O legal, hukuki altyapı hazırlanarak illegal dinlemelerden bahsediyor. Nasıl oluyor? Şimdi siz bir uyuşturucu operasyonu, bir fuhuş operasyonu, bir kaçakçılık operasyonu yaparsınız. Onların içerisinde 3 aşağı 5 yukarı tam belli olur. 50 kişi dinlemeyle ilgili izin alırsınız. Ama siz vicdanen de kalben de işte İsmail Bey'in, Alaaddin Bey'in veya ne bileyim oradaki belediye başkanının, valinin, hakimin o işin içerisinde olmadığını bilirsiniz. Ama o 50 kişinin içerisinde bir 50 tane daha bürokrattır, gazetecidir, sıkıştırırsınız. Tamam. Peki bunun kararını, dinleme kararını veren hakim hiç mi incelemiyor bunları? Yani hakimin arkadaş bu numaralar kime ait? Sen kimi dinliyorsun? Bu şahıslar kendi, kim? Adana'da kendi kendine dinleme kararı vermişler. Komedi oldu. O karar veren hakim akıllara kendi telefonu. Şimdi bunlar da şu anda bu dinlemeler çok zorlaştı. Eskiden çok kolaydı. Zaten bir de fraksiyon olarak paralel yapı deniyor ya. Zaten emniyet telefonla arıyor savcıyı. Efendim gönderiyoruz bunları dinleyin diye. Zaten daha önce de konuşulduysa savcı hakimle arkadaş olduğu için aynı yapı yani bir ahbap çavuş ilişkisi. Gönderiyoruz şeye bak çuvallara bakmadan, delillere bakmadan. Şimdi ne oluyor? Ondan sonra emniyet diyor ki efendim diyor. Bu dinlemelerin hepsi yasal diyor. Hiç alakası yok. Yasalla alakası yok. Siz kaçakçılık başka birinin adı var, başka birinin kendi adı numara olsa, var. Kendi adı da olsa. Hayır değil. Orada, isim ve numara birbirini tutmuyor. İmeği numarası anladım. Birbirini tutmuyor. İsmi, o kadar çelişkiler var ismin ki. İsmin tamamı da cismi de telefon numarası doğru da olsa illegal. Niye biliyor musunuz? Siz şimdi kaçakçılık operasyonu yapıyorsunuz. 50 kişi resmi olarak bu kaçakçılıkla irtibatlıdır diye dinliyorsunuz. Bunun içerisinde hiç bile bile İşte vali irtibatlı değil, emniyet müdürü irtibatlı değil, hakimler irtibatlı değil. Sırf bunların isimlerini de telefon numaralarını da yazıp sokmak için oraya
Sokuyorsunuz 50 tane de öyle adam sokuyorsunuz etti 100. Mahkemeden karar alıyorsunuz. Hakim de baktı şu dinleme kararı verdi. Siz dinliyorsunuz. Aslında siz dinleme kararı alırken de bunları dinlerken de bunların kaçakçılık içerisinde olmadığını, uyuşturucu içerisinde olmadığını biliyorsunuz. Bile bile. Amacınız kötü niyet. Daha sonra bir yıl, iki yıl, üç yıl dinliyorsunuz. Savcı olarak dinliyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bu 50 kişi suçla alakası yok. Bunlara takipsizlik verin. Hiç şey yok. Bunlara ilgili dava açmayın. Ama siz 3 yıl önce dinlediniz. Bütün kayıtları değil mi? Tabii. Onların tamamını dinlediniz, dinlediniz. İşte özel hayatını amaç zaten o. Orada onun özel hayatını bulmak. İşte hovardalığı varsa hovardalığı tespit etmek. Amaç ona onun gayrimeşru bir ilişkisi varsa onu bulmak. Ortaya çıkarmak. Onun arkadaş ilişkileri varsa onu bulmak. Bakanla yani tüm dünyada böyle. Bakan emniyet müdürünü de arar, bir şeyler de paylaşır. Gizli de paylaşır, fikrini de söyler. Siz bunu bir yıl boyunca, iki yıl boyunca, üç yıl boyunca dinlerseniz siz ya suç yakalamama imkanınız yok. Yakalamama imkanınız yok. Hayır, ben her zaman şunu söylüyorum. Bugün yeryüzünde hangi kişi olursa olsun bir yıl boyunca 7/24 attığı bütün adımı, ağzından çıkan bütün sözleri, telefon konuşmalarını, davranışlarını, evinde, dışarıda neler yaptığını bir kameraya alalım. İnsan içine çıkacak, sokağa çıkacak bir tane insan bulamazsınız. Kesinlikle. Ha bunlar kötü niyetli dinlemeler ve bunlar bir amaca hizmet ediyor. Şimdi bu dinlemeler Türkiye'nin her tarafında yapılmış. Şu anda bir kısım soruşturmalar yapılıyor. Hep duyuyoruz. Tüm illerde. Sadece bir İstanbul, Ankara'da değil. Tüm illerde. Çünkü kendilerine göre bir amaç. Özellikle Güneydoğu, Adana, Mersin, taraf, Hatay Adana, o civarlarda çok yoğun dinlemelerin olduğu işte ortaya çıkmış. İsmail Bey, evet. Selam örgütü adı altında, Muto örgütü adı altında dünya kadar insanlar dinlemiş. Örgüt dediğiniz ne? Birbirine adı da Selam örgütü, fıstık gibi isim de konulmuş. Herkes dinlenmiş. Ya sen, kardeşim, elinizde ne var? Somut. Bir insanlar dinlemek için çok ciddi somut bilgiler olması lazım. MİT'ten şeyler alması lazım. Yani bilgiler alması lazım. Siz binlerce insan 2680... Bir de deniyor ki, muhalefet de diyor ki, efendim diyor yeni çıkarılan yasalarla diyor, işte Türkiye Cumhuriyeti muhaberat devletine dönüştürülmek isteniyor. Nasıl muhaberat? Zaten şu ortam tam bir muhaberat devletini andırıyor. İsmail Bey nasıl muhaberat devleti ki? Nasıl diktatörlük devleti ki? Başbakan dinleniyor. Dışişleri Bakanı dinleniyor. Başbakan feveran ediyor. Ben güvenlik içerisinde daha dün bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bey'in basına yansıyan evet. bilgiler vardı. Başbakan güven içerisinde kendini hissetmiyor diye. Doğru. Hiç kimse güven içerisinde hissetmiyor. Yani siz vatandaş olarak düşünebiliyor musunuz? Dışişleri Bakanı'nın, Genelkurmay 2. Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın toplantı yaptığı odadaki konuşmalar medyaya veriliyor, bilgisayara veriliyor, çarşaf çarşaf şey çıkıyor. Alenen dünyaya veriliyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yapıyor. Diyor ki ben o talimatı ben verdim. O görüşme yapmalarını her türlü ihtimali değerlendirin dedim bak. Şimdi size şunu söyleyeyim. Siz bir beyin jimnastiği yapsanız burada bu televizyonu nasıl küçültelim, nasıl büyütelim diye her şeyi düşünürsünüz. Evet. Çok olumlu ya da olumsuz. Her türlü komplo teorisini yatırırsınız masaya. Siz o 100 tane komplo teorisi içerisinden çok absürt olan bir tanesini medyaya verseler bunlar kafayı yemiş diyecekler. Aynen. Öyle demez ama ya dalga konusu olursunuz ya da ya bunlar ne belki kendinize göre o zaten şeyin amacı o. Evet. Yani bütün bunlar, saçma sapan fikirlerin de ortaya dökülüp bir tanesi beyin fırtınası yapılması. Yani ülkenin selameti. Ha bunlar bu beyin fırtınasının amacı ne? Bu ülkenin geleceği, bu ülkenin selameti. Siz orada 100 tane proje tartışıldıysa bir tanesini çıkarıp da şeye verdiğinizde burada ne oluyor? Amacınız tamamen Türkiye'yi küçük düşürmek, dünya ülkelerinin nezdinde rezil etmek, Türkiye'nin bir söz hakkı varsa onu elinden almak bir amacınız olur. Burada inşallah bunlar da çıkarılacak. Yani devlet çok aciz de değil. Bu kadar her şeye rağmen devletin refleksi ve devletin gücü var ya. Çok devlet gücü sınanacak bir ülke değil. Zaman zaman oldu. Yani bir dönem gerçekten askerler de böyleydi. Yani bize kimse dokunamaz, bize kimse yapamaz dendi. Şu anda mesela ne oldu? Dokunamaz denen insanların tamamı cezaevine girdi. Biz de bilmezdik. Yani bundan 10 yıl önce 15 yıl önce söyleseniz
ya işte bunlar bir örgütsel şey içerisinde siyasi iktidar devrecekler şudur budur olmaz. Ama bugün genel noktaya baktığınızda çok ciddi bir plan dahilinde örgütsel olarak kesinlikle evet, bir çaba junta yapılanması var. Oluşturulmuş bunun değil medya mi? Ayağı bunun var. İzlerini medya ayağı var. Sermaye ayağı var. Yargı ayağı var. Sivil toplum ayağı var. Evet. Her şey var. Bakıyorsunuz şimdi MİT'leri başlarken söylediniz. Ya şimdi tüm kanunlarda şeydir. Başbakanın izni olmadan MİT'le ilgili hiçbir MİT'in yaptığı hiçbir faaliyetle ilgili soruşturma yapamazsınız der. Kesin yani. Kanun. Şimdi savcı ya ihbar geldi. İhbarın da zaten biraz sonunda söyleriz. Her taraf sakat. O da planlı. O da planlı. Diyelim ki ihbar geldi. Savcı namuslu bir savcı. Yani bunun yapması gereken ne? Ya bu MİT tırı olabilir, olmayabilir. Yani bir terör örgütü de MİT tırı adı altında suç işleyebilir yani. Sadece ihbar geldi. Gidersiniz, emniyete talimat verirsiniz. Sizin bölgeniz dahilindeyse. Emniyet gider, sizi arar. Efendim. Kimliklerinizi gösterirsiniz. Teyit eder. Tabii. Değil mi? Ha, bununla giderken dünyayı velvele vermezsiniz. Gizli gizli kamerayla gazetecilere haber verip de bir operasyon yapacağız demezsiniz. Çünkü İşin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı 3 gün sürekli. Öncesinden planlanmış tabii. Bir operasyondan bahsediyoruz. Operasyon olmazsa diyorum. Yani normal ben de kendim savcılık yaptım. Bana böyle bir bilgi geldi diyelim. Yani çünkü savcılar her türlü bilgiyi değerlendirmek zorunda. Geldi ya işte silah götürülüyor. Zaten o gelen ihbarda MİT'in silah götürdüğü yazmaz. Çünkü niyet iyi de olsa kötü de olsa demez. Der ki terör örgütleri silah taşıyor. Siz hiç kimseye çaktırmadan oraya emniyetten bir ekip kurarsınız, arabayı durdursunuz. Emniyet durdurur. Sizi ararsa, emniyet müdürü, sorumlu emniyet müdürü arar. Savcı bey arar. Sayın savcım, durdurduk. Arkadaşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan arkadaşlar, kimlikleri var. Bana der ki, kimlikleri en fazla yapacağı şeyi söyleyeyim sana. Kimlik bilgilerini verin der. Orada acil durdurabilir tırları. Acil şeyi arar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı arar. Der ki böyle insanlar var çünkü sahte kimlik olma ihtimali de olabilir. Tamam. Evet. MİT tamam bilgimiz dahilinde. Derse veya vali bey ben bilgim dahilinde bana bilgi verildi çünkü istihbarat teşkilatı. Yani yazılı bir karar da isteyebilir değil mi? Tabii. Yani MİT'ten lütfen bir yazılı şey gönderin diye, belge gönderin diye. Kesinlikle o tırları bir defa açtırıp da ne var ne yok diye bakamaz. Kanunen buna yetisi yok. Tabii soruşturma yapamıyor. Sadece bu soruşturma öncesi bir aşamadan bahsediyorum. Soruşturma evresine geçemiyor. Kanun diyor ki başbakanlık izni olmadan soruşturma yapamaz diyor. Soruşturma öncesi bu araştırma mı? İnceleme. Tabii, inceleme evresi tabii, mi oluyor? MİT'in olduğu anda, anladığı anda hiçbir işlem yapmadan dosyayı kapatması lazım. Yani yapıp da suçsuzmuş dememesi lazım. Çünkü o zaman soruşturma olur. Soruşturma öncesi. Ya bu sadece MİT'in olup olmadığını tespit ediyor burada. MİT ise hiçbir işlem yapmıyor. Ama burada bizim olayımıza gelelim. İddia şu, ona geleceğiz ama şunu da iletmem lazım. Kullandıkları argüman şu. MİT'in silah taşıma yetkisi yok. MİT'in operasyon yetkisi yok. MİT kanunen sadece bilgi toplar. Şimdi buradan sanki peki silah taşıdığını nereden biliyorsunuz? Sıkıntı orada zaten. Sen onu açmaman gerekiyor. Açtılar silah taşımadı. Onu size söyleyeyim. Evet. Şimdi hakim, savcı veya devlet memuru. Siyasi iktidarın o gün kim iktidardaysa onun şeyini sorgulayamaz. Yani politikasını sorgulayamaz. Kendi kanunları çerçevesinde kendisine verilen yetkiyi değerlendirir. Şimdi siyasi orada iktidar... Kesin bir yetki aşımı söz konusu değil mi? Bir de şu var. Silah da taşınabilir. Bak İsmail Bey size açık söylüyorum. Devletler arası hukuka göre Türkiye Cumhuriyeti Suriye'ye silah götürüp özgür Suriye ordusuna silah da verebilir. Suç değil. Ama bunların niyeti kötü. Özgür Suriye ordusuna silah gidiyor demiyor zaten. El-Kaide'ye gidiyor diyor. Niye? Çünkü devletler arası politikada şöyle bir kural var. Bir ülkede iç çatışma çıkarsa siz iç çatışmaya silah götürürseniz suçtur. Milletler arası suç dersiniz. Ama siz bir ülkede halk siyasi iktidara karşı mücadele ediyor ve siyasi iktidarı yıkmak için mücadelesi dünya tarafından tanındıysa artık siz taraflardan birini tutabilirsiniz. O yüzden işte İran Esad tutuyor suç değil, Suriye Esad tutuyor suç değil,
Türkiye özgür su yolunu tutuyor. Niye? O yüzden diyor tamam, ihbar arası, ettim. Tamam. Kendi evet, cebinden kendi makamından. Kendi ara, cebinden ara. Yok siz suç değilse siz bunu ne, bilmiyorsanız yok, şimdi, masumsanız devlet için çalışmıyor musunuz? Siz bunu terör örgütünün elebaşını mı arıyorsunuz? Adana Cumhuriyet Savcısını arıyorsunuz. Niye Adana Cumhuriyet Savcısını arıyorsunuz? Tır Ankara'dan çıkmadı mı? Siz burada değil misiniz? Evet. Niye Ankara Cumhuriyet Başsavcısını aramıyorsunuz? Niye Gölbaşı'nı aramıyorsunuz? Yol üzerinde Şerefi Koçsar var. Yol üzerinde Aksaray var. Yol üzerinde Niğde var. Pozantı var. Niye oralarda aramıyorsunuz? Adana'yı arıyorsunuz. Kendi kamu kurumundan yani aramıyorsunuz. Yani organize bir iş olduğu evet, çok net belli. Niye? Artı. Siz niye nöbetçi savcıyı aramıyorsunuz? Yok. O gün Adana'da nöbetçi savcı. Ankara Adana Adliyesi'ni aramanız lazım. Niye savcının cebinden arayıp da savcıyı arıyorsunuz? Bak. Şimdi bunları üste koyunca bunların bir defa iyi niyetli olmadığı, masum olmadığı ortaya çıkıyor. Bir çete olduğu, ki, bir çete yani, örgüt içerisinde tabii, hareket ettikleri izlenimi var siz, en azından. Ya şey düşünün. Yani siz bir korkarsınız. Örnek vereyim. Vatandaş olarak çok masumane bir şekilde çok büyük bir karşınızda büyük bir şey vardır. Korkarsınız. Ama sen yüzbaşısın. Savcı arıyorsun. Ve kendini gizemiyorsun. Ama tutuyorsun. Hiç kuytu bir köşeye geçiyorsun. Ankara'da bir kontrollü telefonla arıyorsunuz. Yani bu şaibeli bir durum değil mi? Vatandaş olsa efendim kartım vardı yoldan geçerken şeyi gördüm. Aradım da değil mi? Tabii. İfadesine bakarsanız yüzbaşının ben tüm amirlerimle görüştüm diyor bak. Tüm amirlerim dedi ki diyor bu devletin gizli işi sen bu işlere girme dedi. Nereden diyor. Öğrenmiş? İşte, o yani da, o da mı? O tırın içinde tabii. ne olduğunu nereden öğrenmiş? Hani bunlar da sorgulanması gerekmiyor mu? Şimdi geleceğim. Şeye geleceğim. Şimdi bu İhbarda bulunanların şey, iyi niyetli masum olmadıkları açıkça ortada. Şimdi gelen savcı. Ya şimdi size bir ihbar geldi. Her savcıya ihbar gelebilir. O gün siz görevinizin başındaysanız siz değerlendirirsiniz. Ama Adana'daki savcı görevinin başında değil. Evinde nöbette olmayan bir savcı. Normalde o an işlem yapamaz. Cebinden ihbar tabii. geliyor. Bu nasıl bir ihbar? Şeye, nereden tanıyorsun o savcıyı tabii, ya da diyorum. Cebini nereden biliyorsunuz? Cebini adliye aramıyorsunuz. Bak, adliye aramıyorsunuz. Adliye arayıp da ben nöbet savcıyla görüşeceğim demiyorsunuz. Ya da daha ilginç söyleyeyim. Savcıyı niye arıyorsunuz? Madem siz askerseniz o yol üzerinde dünya kadar asker var. Asker yok mu? Polis var. Evet. Emniyeti arayın o zaman. Deyin ki efendim böyle böyle bir tır var. Şüpheli bir tır var. Takip alın deyin. Şeyin buradaki yüzbaşının muadili savcı mı? Muadili emniyettir, askerdir. Hayır, şurası ilginç. Savcının cep telefonuna iletiyor değil mi? O tabii. Suçluyorsunuz. Evde, hem de evde. Nereden biliyorsunuz savcının cep telefonunu? İşte, hep şahibim. Gelelim savcının pozisyonuna. Ey savcı, buradan sesleniyorum. Reyhanlı'da bombalar patladı. O savcının yetkisindeydi. 20-30 kişi öldü. Şehit oldu vatandaşımız. Savcı kılını kıvırdatmadı. Olay mahalline dahi gitmedi. Bak olay mahalline dahi gitmedi. Şeyde. Yine bir sınır kapısında başka bir olay oldu. Yine patlamalar oldu. Yine şehitler oldu. Yine savcının yetkisindeydi. Yine gitmedi savcı. Ama tır olayında ihbar geldi. Yetkisizde değil. Nöbetçi savcıya vermesi gerekiyor savcının. Gelen ihbarı nöbetçi savcıya vermesi gerekiyor. Nöbetçi savcıya vermiyor. Kendi üzerine alıyor. Tamam kendi üzerine aldın. Sorumluluk sana ait. Yani o anda görevde olmadığın halde mi tabii, gidiyor? Tabii. Kesin görevli olarak. Kesin görevde değil. Görevde değil. Değil. O gün başka bir savcı nöbetçi. Şimdi siz iyi niyetliyseniz, savcıya söylüyorum. İyi niyetliyseniz siz o tırları niye jandarma bölgesine kadar beklettiniz? Sip geldi geliş süreciyle jandarmaya haber verdiği yer Adana'nın dışında bir yer. Ben de Adanalıyım biliyorum yani. Adana'yı da biliyorum. Adana'nın girişiyle çıkışı arasında 60-70 km var. Emniyet bölgesidir. Emniyet bölgesinden çıktıktan sonra jandarma bölgesi başlar. Neden emniyete haber vermiyor? Niye emniyete haber vermiyorsunuz? Tamam mı? Orada da savcı iyi niyetli değil. Çünkü niye? Siz dediniz ya işte öyle görünüyor. Kumpas Adana Cumhuriyet Savcısı bunu böyle yorumluyor. Evet. Çünkü orada da emniyet içerisinde 17 Aralık'tan sonra bir değişiklik oldu. Kendi kafasına göre emniyet müdürü bulamıyor savcı. Daha önce olsa hiç sorun yok. Direkt emniyete verecek. Alaaddin Bey nasıl bir yapı Allah aşkına? Yani bizim korkacağımız kadar kamuoyu olarak
ortada gördüğümüz bir facia var. Enteresan şeyler oluyor Türkiye'de. Enteresan şeyler oluyor. Başbakan kendini güvende hissetmiyor. Az önce konuştuk. Kimse kendini güvende hissetmiyor. Gazeteciler kendini güvende hissetmiyor. Davalarda enteresan kararlar çıkıyor. Enteresan işler dönüyor. Şimdi yani korkacağımız kadar yuvalanmış bir yapı mı bu? Ben yani bizim korkulacak kadar büyük olduğuna inanmıyorum. Şöyle. Etkileri nereden kaynaklanıyor ama? Düğmeye basılmamış olsaydı gerçekten çok korkulacak bir yapıya giriyorduk. Asıl o gün işte bu düğmeye Sayın Başbakanımız basmamış olsaydı. Ha, her şeyde bir hayır vardır. Dershane meselesinden bu iş çıkmamış olsaydı. Dershane meselesi, 17 Aralık olayı, MİT müsteşarının ifadeye çağrılması bunlar olmamış olsaydı gerçekten istihbarat devleti, muhaberat devleti ciddi anlamda kurulacaktı. Yani 5 yıl sonra hiç yani kimsenin kımılacak sonra veyahut da 3 yıl sonra hiç kimsenin kımılacak yeri kalmayacaktı. Hiç kimsenin. Herkes komple ele geçirilmiş ama şu anda çok ciddi anlamda sekte vurulmaya başlandı. Sayın Başbakan da söylüyor. Her gün ben büroya gittiğimde şeye ilk baktığım gazeteden biri resmi gazetedir. Resmi gazetede tayinlerin hepsi görülür. Her gün istisnasız bürokraside bir kısım değişiklikler tamam da, oluyor. Şu da vardı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu hükümetin yapmış olduğu bir yasa değişikliğiyle ki Anayasa Mahkemesi yeni iptal etti ama yasa değişikliği geçer geçmez HSYK'da bir değişiklik söz konusu. Bir değişim yapıldı. Şimdi HSYK'da değişim yapılmadı İsmail. Öncesinde... HSYK'da değişim yapılmadı. HSYK'da değişim yapamıyorsunuz. Hayır, kanun, daireler kanun, arası... Kanun, o kanun hakim, savcıların, tetik hakimlerin, genel sekreterin, genel sekreter yapımcıların hiçbirinin karar alma etkisi yok. Bak hiçbirinin. HSYK'da karar alma etkisi yok. HSYK'da kararı kim alıyor? HSYK üyeleri alıyor. HSYK üyeleri anayasa güvencesi altında, anayasal güvence altında ve seçimle geldikleri için bu kararlar hala ciddi anlamda HSK karar alma gücü yok. Çünkü paralel yapı diyorsanız orada da var. Çünkü Danıştay'a karşı kolluk bildiriler vesaire. O tetik hakimlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Genel sekreterin sadece gündemi belirleyecek. Şimdi siz tamamen Türkiye'de bak, bu kadar olay oldu. Gazetelere bakarsanız binlerce adam görevden alındı şu. Bir tane hakim savcı görevden almadı. Bir tane. Bak düşünün. Bu HSK bir tane hakim savcı görevden almadı. Siz başbakan kendini yırtıyor diyor. Tabii Sayın Başbakanımız da şey olabilir. Bizim de bilmediğim bir kısım bilgiler de olabilir. Emniyet istihbarat savcıya da vermiş olabilir. Ben bilmiyorum. Ben sadece bildiklerimle konuşuyorum. Bir tane savcı açığa alınmaz mı ya? Ne oldu? En son MİT soru daha dün. Başbakan kendini parçalıyor. Haddini yetkisini aşan bir sürü olaylar olmasına karşın daha, değil daha mi? Daha dün tırlarla ilgili MİT soruşmasını yapan görevleri başarı, değişikliği yapıldı. Ne oldu? Bir Kayseri'ye geldi. Bir Sivas'a geldi, bir Trabzon'a geldi. Yok Kayseri'de aynı iş yapmayacak mı? Trabzon'da aynı iş yapmayacak mı? Çok ilginç. Yani mesele de burada zaten. Bak ben size bunları sağa sola dağıtmakla falan bir şey olmuyor. Çünkü eğer bu bir organize çeteyse, bu bir organize yapıysa, bahsedilen, iddia edilen organize bir yapı söz konusuysa farklı ile gittiği zaman orada da yine irtibatlı daha, şekilde daha, işler çevirecek. Daha kindarlaşacak, daha büyük suçlar işleyecek. Bak ben size söyleyeyim. Şimdi bizim ceza kanunumuzda bu tür eylemlerle ilgili çok ağır cezalar var İsmail Bey. Devletin sırlarına karşı suçlar casusluk maddesi adı altında, başlığı adı altında 327. maddeden sonra bir kısım maddeler var. Müebbetten başlıyor. Bak. Müebbet de verebiliyorsun. Bu tır eylemleriyle ilgili var ya. Çok o burada bizim izleyicilerimiz varsa açsınlar. Google'dan yazsınlar TCK 327 Türk Ceza Kanunu 327'ye başlasınlar. Oradan çok zaten yeni kanun olduğu bu için bu çok açık aleni bir casusluk faaliyeti mi? Casusluk olmasa dahi devletin sırlarını ifşa etmek. İfşa edip yabancılara menfaat sağlamak. Yok. Siz niyetiniz casusluk olmayabilir. Şimdi bu siz dünyada Türkiye'yi sıkıntıya soktunuz mu? Bu tır operasyonuyla aynı anda Zaman Today's CNN'de bir muhabirlerinin de orada olduğunu öğrendik. Tabii. Ondan sonra dünyada birçok medyada şey çıktı mı bu? Türkiye El-Kaide'ye yardım ediyor. İmajı çıktı mı? Türkiye'nin imajı zedelendi mi? Türkiye terör örgütlerine yardım ediyor pozisyona sokuldu mu? Ne oldu?
Bunda sizin bir amacınız yok diyebilir misiniz? Bu operasyonu yapanların veya bu gazetede bu bilgileri yayınların bir amacı yok. Yetkisini aşanın, geçtik bunu. Yani orada bunun amacı yok diyebilir somut, misiniz? Somut olarak şunu söylüyorsunuz bana, diyorsunuz ki orada MİT görevlilerinin kimliklerini gördükten sonra o savcının o tırları açma yetkisi yok. Ya savcı oraya gitmemesi gerekiyor. Savcı gitmez. Çok büyük bir olay olduğuna gider. Bak ben size biraz önce söyledim. 20-30 tane şehit oluyor, bombalar patlıyor, oraya gitmiyor. Ya bu olay 30 tane şehitten daha mı büyük bir olay? Bir arabayı durdurdunuz. Siz bu kadar kaçakçılık operasyonu olur. Amerika filmlerinde görürsünüz. Başka filmde görmezsiniz. Yani bu kadar olay olur. Hiçbir tane savcı 100 kilo, 500 kilo eroin yakalanır. Gemiler yakalanır. Hiçbir gün bir savcıyı geminin başına görür müsünüz? Hiç televizyonda gördünüz mü? Ama amaç başka. Bakıyorsunuz yani Don Kişotluk yapacak. Kendine verilen talimatları veya verildiyse iyi görünecek. Ben kendi görevimi yaptım, imajı verecek. Amaç bu. Ha, Türkiye'ye zarar uğratılmıştı. Türkiye'ye ciddi anlamda zarar... Nasıl dağıtılacak? Bunlarla mücadele... Yani bir hukukçu olarak sormam gerekiyor. Bu yapıyla nasıl mücadele edecek? Şimdi bu yapıyla... Başbakan ekranlardan konuşuyor, grup toplantısında konuşuyor, feryat ediyor. Yani neden suskun diyor, muhalefete kızıyor. Hakimler, savcılar yüksek kuruluna sesleniyor. Buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız diye. Böyle bir serzeniş var. Lakin bir şey de yapılması gerekiyor. Anlıyoruz ki ahtapot gibi devleti sarmış, devletin bütün kurumlarını felç eden, kendi arasında bir hiyerarşik yapısı var, iletişim kanalları var. Yani aynı anda 3-5 tane yerden hani saatli bomba gibi olay patlak veriyor. Bunları nasıl engelleyeceğiz? Yani biz, hukuki olarak bunlarla nasıl başa çıkacak? Hukuk kurumu nasıl başa çıkacak? Bu hukukçuların bir problemi. En evvela bu ülkede temiz, dürüst, vicdan sahibi hukukçular bu uru, bu içerideki yapıyı adına ne derseniz deyin bunu temizlemekle görevli. Onlar kendi evinin içini süpürecekler. Şimdi, tabii ki onunla bitmiyor. Bu insanlar acaba... İşte Adana olayında dediniz ya, hakim kendi kendini dinleme için... Ama siz de verirsiniz. Niye biliyor musunuz? Karar vermiş. Şimdi e-mail numarası yazılmış telefonun. Hangi evet, vatandaş e-mail numarasını biliyor yani? Şunu söyleyeyim. O hakim acaba şantaja mı maruz kalıyor? Çünkü başbakan bunlar şantajcı diyor. Şantajla boyun eğdiriyorlar diyor. Yargıda da diyor şantajla boyun eğdirdikleri var, siyasette de var. Hatta yıllardır arkadaşı olan bir isim, işte bir siyasetçi ayrıldı ve gitti. Biliyorum ki onun da kaseti var dedi. Herkesin kaseti. Şimdi nasıl olacak? Yargıda birçok insanın kasetleri varsa bunlarda, özel hayatlarına ilişkin o en başta bahsettiğimiz olur ya, sevgilisi vardır, gayrimeşru ilişkisi vardır, toplumu ilgilendirmeyen şeyleri vardır ama ortaya çıkması halinde yüz kızartıcı ya da toplum içerisine çıkamayacak bir hale geleceği için çekiniyor, şantaja maruz kalıyor. Nasıl temizlenecek bu? Şimdi İsmail Bey, her şeye rağmen yine hukuk içerisinde temizlenecek. Bak ben size şunu söyleyeyim. Hukuk dışında bir şey kimse yapamaz yani. Başbakan da yapamaz, diğer bakanlar da yapamaz. Yani hukuk içerisinde kalınarak bu işlere temizlenir. Ama şu da gözden kaçırılmamalı. Dün Sayın Başbakanımız dedi. Ya bu 35 yıllık bir yapı, bir günde bu işler bitmez. Yani sonuçta bugün kalk yarın tam bitti olmaz. Burada bu paralel yapıyla mücadelede suç işleyen, gerçekten bu telefon dinlemelerle ilgili şu anda çok ciddi anlamda İçişleri Bakanlığı da Adalet Bakanlığı da müfettişleri sorguluyor. Buradan çok şey çıkacak. Buna inanın. Ha burada HSYK 2010'da seçim oldu. Bu yıl HSYK seçimleri var. Yeniden. Sonbaharda evet. Sonbaharda yeniden seçimler var. O da bu HSYK ile ben çok iş yapılacağına da inanmıyorum. Bak ben size şunu söyleyeyim. Bu HSYK'nın yapısıyla çok iş yapılacağına da inanmıyorum. Bir yasa değişikliği mi gerekiyor? Anayasa, yok, anayasa değişikliği gerekiyor. O da olmaz. O da yapılmaz. Yeni seçimde bizim Türkiye'deki hakim savcıların daha duyarlı olacağına inanıyorum. Burada daha özgürlükçü, daha objektif olaylara bakan, talimatları bir yerden almayan hakim savcıların seçileceğine inanıyorum. HSK. Orada yani şöyle, bunu barolar seçiyor. Bütün hakimler. Hakimler seçiyor. Yargıtay'dan geliyor. Türkiye genelinde seçilmiyor mu bunlar o seçim? Türkiye'de bütün birinci sınıf hakimler, tamam, diğer hakimler değil mi? Tamam, bütünü seçime katılıyor. Yargıtay'dan üye geliyor. Danıştay'dan geliyor.
bürokratlardan az, çok az ama kahir ekseriyeti Türkiye'deki hakim savcılardan geliyor. Yani siz o seçimde insanların daha şey olacak. Çünkü o dönemde biraz yapılanma farklı oldu. Niye? İşte Sayın Başbakanımız da diyor ya, biz çok safmışız diyor. Ben çok iyi biliyorum ki orada Adalet Bakanlığı da saflı çarşaf saflı liste usulü vesaire olmadı. Kendiler birisi iptal etti. Ve orada bir görüşe sahip insanların kahir ekseriyeti seçildi. HSK. Öyle olunca sıkıntılar oldu. Şimdi bu HSK değişir. Orada HSK'nın acilen çok böyle işte absürt kararlar vermiş. Şimdi tutup da 5000 kişi dinleme kararı vermiş 3 yıl boyunca. Hiçbir şey çıkmamış. Ya burada hiçbir araştırmaya gerek yok. Bu kararı veren savcı, talep eden savcıyı da, görevden bu kararı veren gerekiyor. Hakimi de derhal görevden el çektirmeniz lazım. Maaşını, şimdi bizim kanunlarımızda var, çok ağır suç işlediği sabitse görevden el çektirirsiniz, maaşının 1/3'ünü verirsiniz. Soruşturma devam eder şeylerle ilgili. Şimdi biz HSK'ya sorduğumuzda bu savcılarla ilgili soruşturma devam ediyor diyor. Tamam. Ya devam ediyor da adamı siz Trabzon'a gönderdiniz. Görevine devam ediyor tabii, değil mi? Hatta bu soruşturma yapan savcılar olayı, mesela MİT soruşturmasını yapan savcılar çok acilen bu savcılar da tutuklayabilir. Savcılar tutuklanmaz diye bir şey yok. Hakimler tutuklanmaz diye bir şey yok. Genelkurmay Başkanı tutuklandı mı? Tutuklandı. Evet, Kuvvet Komutanı tutuklandı. Evet. Emniyet Müdürü tutuklandı mı? Ankara Emniyet Müdürü tutuklandı mı? Tutuklandı. Hakim sadece tahliye verildi. Bunca şeye rağmen. Ya yani... tahliye de yani siz... ben dosyayı yani hakimin hangi amaçla verdiğini bilmiyorum. Hayır, gerekçelerine baktım. İtiraflar var. Değil mi? İtiraflar var orada. 2000 kişi dinledik diye. Hakim savcının tahliye eden savcının gerekçelerine baktığımda benim mantığıma yatmıyor. Niye? Diyor ki bunlar memur diyor. Kaçma şüphesi yok diyor. Bir de diyor delilleri karartamaz diyor. Ya zaten bunlar memur olduğu için suçlamış zaten diyor. Yok. Sanki başka kendi bilgisayardan görevi... dinleme verilerini silerken suçüstü yakalandılar. İşte daha 2 gün önce medyaya yansıdı. Hakimin kararında memur olduğu için suçlamış. Yani memur olsa da tutsa dışarıda birini dövmüş olsa, kendi göreviyle ilgili olmayan bir suç işlemiş olsa dersin ya bu memur zaten kaçma. Zaten bu adam memur olduğu için bu suçu işleyebiliyor. Başkası, ben o suçu işleyemiyorum. Memur olduğu için o şeyin başında görevini, imtiyazını tabii, kullanarak işliyor yani, suçu. Aynen öyle. Şeyde telefon dinlemelere dediğim taktikle orada onu yapmışlar mesela. Orada kaçakçılık içerisine Mersin'de vali, CHP'nin il başkanlığı, emniyet müdürlüğü, bütün partilerin il başkanlığı var. Evet. Neyi? Bir binlerce insandan bahsediyoruz. Kaçakçılık organizasyon içerisine dahil etmişler telefonları, hakimleri de. En uç solu var içinde, en uç ya sağı ama, var. İslamcısı var, komünisti var. Yani bütün bu yapı bir araya gelecek, çete oluşturacak. Ama çete zaten şey değil. Akla mantığa aykırı. Onları dinleyip bunlar. Bak burada hiç siyasi görüşünü beğenmem, sevmem de bir isim vermeyeceğim. Bizim Ankara Adliyesi'nde. Bir hakimin acize başkanı olma bir durumu gündeme geldi. Anında baktık başbakana hakaret eden, küfür eden kasetleri bu internette dolaşıyor, tamam mı? O adamı oraya getirmemek için. Tek oraya o gelmedi. Belli bir yapıdaki bir adam geldi. İkisinin de ismi önemli değil. Normalde öbür şahıs gelecekti. Ne oldu? Yani bu şekilde o gizli dinlemelerden elde ettikleri mahrem bilgileri tabii, o insanı pasifize etmek için aynen, kullanıyorlar. Şimdi yani siz bir makama gelecekseniz eğer onlardan değilseniz, o yapının içerisinden değilseniz yanlarız. Sizin evet sizin dinlemelerinizden, fotoğraflanmalarınızdan, onların elde ettiği o gayrimeşru, illegal bunları basına vermek suretiyle sizi kişiliğinizi, itibarınızı yok ediyorlar. Aynen. Dolayısıyla sizin yükselme şansınız yok. Yok. Ve istedikleri bir adamı oraya getiriyorlar değil hatta mi? Hatta istedikleri bir şahıs varsa, bir yere gelmesi gerekiyorsa, oradaki üstteki adamın gitmesi gerekiyorsa onunla ilgili ayrı bir yıpratma operasyonu biz duyuyoruz yani. Bu nasıl bir yapı biz Allah duyuyoruz. Aşkına? Bakanlara yani tüyler ürperten bir yapıdan bahsediyoruz. Korkunç bir yapı. Şimdi bunun adının İslam'la yan yana anılması çok fecaat. Bu cemaat diyoruz yani bir Müslümanların oluşturduğu bir cemaat deniyor buna. Akıllara zarar. Çıldırmamak mümkün zaten değil. Zaten acı tarafı bu. Yani şimdi cemaat dediğiniz yapıda kime sorsanız kendileri de bunları kabul etmiyor.
Çok ilginç. Gazeteci yazarlar vakfı açıklama yapıyor. Bizle alakası yok diyor. Ama bakıyorsunuz Samanyolu. Bütün her şeye sahip çıkıyorlar. İsim vermeyeyim. Medyada o olan şeylere sahip çıkılıyor. Bizle alakası yok deniyor. Ama yapanlara sahip çıkılıyor. Diyorsunuz ki ya bak burada selam örgütü sanatçısını da dinlemiş. Fuhuşçusunu da dinlemiş. Siyasetçisini de dinlemiş. Şehirini de dinlemiş. Şeyler de var dinlenen. Evet. Kendi tarikat, başka tarikattaki insanlar dinlemiş. Aynı yapı içerisinde. Cezalandırılsın deniyor. Cezalandırılsın deniyor. Ama oradaki dinlemelerdeki bilgiler bakıyorsunuz bu işte bu adamın böyle yanlış. Kullanıyorlar da onu. Tabii, onu kullanıyorlar. Tabii. Onu tabii. Şimdi, yani bir yıpratma aracı olarak da çok rahat. O haberlerin bütün hepsini de, kullanıyorlar. Şeyi de yıpratma. O en son Dışişleri Bakanlığı'nın dinlendiği konuşmadan 10 gün önce ben kendim bile şüphe etmeye başladım. Ya hiç hesapta bir şey yok. Bakıyorsunuz ya Süleyman Şah Türbesi birden şey çıktı. Hiç gündemde yokken medyada Süleyman Şah Türbesi Türkiye Suriye'ye girecek. Şöyle olacak, böyle olacak diye o kasetlerden 5-6 gün sonra kaset çıkıyor. 5-6 gün sonra kaset çıkıyor. Duyuyorsunuz ki zemini hazırlıyorlar. Birebir onların konuşmaları yani yöntemleri belli. Zaten bir kısım gazeteciler ifadeye çağrıldı. Evet. Oradaki konuşmaların aynısını o gazeteler çıkmadan önce televizyonlarda da söylemişler. O ifadelerin aynısı. Kılıçdaroğlu bile yani bir siyasi partinin genel başkanı dahi bunları dile getirdi. Sağlam duyumlar aldım dedi 5 gün önce. Sağlam tam duyum almıştır. Yani o gazete elinde olana vermiştir. Bak böyle böyle konuşuluyor. Onlar da yani Türkiye içerisinde bu klik bütün illerde, adliyelerde buna benzer bir dünya illegal işler gerçekleştiriyorlar. Bunun dışında yurt dışında işte okullarda diğer büyükelçiliklere, ataşeliklere mektuplar göndermek, Türkiye'yi karalayan, teröre destek veren ülkeymiş gibi, Türkiye'de bir dikta rejiminin kuruluyor olduğu yolunda bir takım mesajlar, mektuplar. Yani global ölçekte bir şekilde inanılmaz bir iktidar nefreti, hükümet nefreti var böyle. Ki yani, bu anlamak mümkün değil. O öyle görülüyor. Bu ülke içerisinde çıkmış insanların, bu ülkeden beslenen insanların, bu ülkeden kaynağının tamamı bu ülke. Başka bir ülkeden kaynakları yok. Siz bu ülke aleyhine gidip yabancı ülkede bu ülkenin aleyhine bir şey söylüyorsanız Allah da çarpar, kul da çarpar. Hiç iflah olmazsınız. Bak şimdi bu Türkçe okullar deniyordu, medarı iftiharımız falan. Hala orada da yanlış bilgi veriliyor. Türkçe okullar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye yabancı ülkedeki okullar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kapatma imkanı yok. Orada da yine mücadele ediyor. Burada bakıyorsunuz siyasi iktidar yıpratılmak üzere. Ya siz gidip de Kongo'da o ülkenin kanunlarına göre okul kurduysanız Türkiye Cumhuriyeti nasıl kapatacak? Evet. Kapatamazsınız. Ha, orada da bir tezvirat var. Tabii, okullarımızı kapatmaya uğraşıyorlar diye bir tezvirat var. Ama şu var. Siz orada Türkiye aleyhine bir mücadele ediyorsanız Dışişleri Bakanlığı'nın devlet belgeleri varsa kalmaz diyorsunuz. Şimdi devletin bunu gidip de oradaki büyükelçilik vasıtasıyla o ülkenin büyükelçisine bak Türk okulu olması da gerekmiyor. Hiç gerekmiyor. Bir Ermeni okulu olsa, bir Fransız okulu olsa herhangi bir ülkede Türkiye aleyhine buna benzer bir lobi faaliyeti yürüten zannediyorum Türkiye onlara karşı da bir tedbir herkese alacaktır. Karşı, herkese karşı tedbir alır. Bu her ülke böyle yapar. Şimdi siz burada Robert Koleji İngiltere aleyhine yan yapıyorsa, İngiltere'yi suçluyorsa bizim veyahut da Fransız okulları var. Galatasaray Lisesi. Fransa'nın aleyhine çalışıyorsa burada, Fransa'yı kötülüyorsa, Fransa'da devlet başkanı böyledir, şudur, budur dese, Fransız hükümeti sessiz mi kalacak zannediyorsunuz? Ne diyecek? Diyecek ki Türkiye, Fransa devletinin bizim buradaki Galatasaray Lisesi'ni kapatma imkanı var mı Fransa? Evet, Fransa, yok ama ne? Nüfuz olarak, nüfuz olarak baskı yapacaktır. Söyleyecek. Ama çıkıp da şey diyebilir mi Galatasaray Lisesi veya Fransa beni kapatıyor diyebilir mi? Fransa'nın Galatasaray Lisesi'ni kapatma imkanı yok. Veya Fransa'nın veya İngiltere'nin buradaki Robert Koleji'ni kapatma imkanı yok. Robert Koleji'ni Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Türkiye Cumhuriyeti kapatır. Yasal ulusal çıkarlarını zedeliyorsa artık Türkiye'nin. Ama gelir onu şikayet eder. Şimdi biz bir mektupları görüyoruz. Medyaya yansıyor. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla mektuplar yazıyor. Çok ilginç. O mektupların parası dahi buradan gidiyor. Şimdi onlar orada alın teriyle topladıkları himmet paraları. Himmet parasıyla. Burada Yahudi vakıflarına verdikleri trilyonlarca lira himmet paraları. Bu ülkeden toplanan paralar. Bu ülkeden giden parayla bu ülkenin
suçlanması, cezayı zaten o ceza konusu bir kısım savcılar, hakimler o konuyla ilgili kesin çalışma yaparlar. Ama bir de insanların elini vicdanına koyması lazım. Ya onu yapan insanın gelsin burada siyasi mücadelesini yapsın. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani AK Parti'yi de suçlasın, CHP'yi de suçlasın. Ben daha iyisini yaparım desin. Bunlar bunu yapıyor. Yanlış yapıyor desin. Ben iyisini yapıyorum desin. Çıksın. Ama siz gidip de beni kime suçluyorsunuz ya? İsrail'e suçluyorsunuz. Yahudi lobisine suçluyorsunuz ya. Şeyde çok ilginç. Siz gidip de Sisi'yi suçlamıyorsunuz. Esad'ı suçlamıyorsunuz. Geliyorsunuz. AK Parti'nin Mısır politikasını sorguluyorsunuz. AK Parti yanlış yaptı diyorsunuz. Ya dedim, sen, ne adına? Kimin faydasına? Kimin lehine yanlış yaptı? Ya da aleyhine yanlış yaptı? Yani bu gelişmelerden bir de yani hukuki yorum dışında şunu da düşünmek lazım. Ya bu yapılan işlerden yabancı ülkelerde kimin menfaati var? Yabancı yani Türkiye'de Türkiye düşmanı sayılan ülkelerin menfaati var mı yok mu? Türkiye buna bakmak lazım. Tabii kesinlikle. Yani şimdi bu yapılan bu kadar olaylar oluyor. Bu ülkede Bosna'nın kârı var mı? Bosna'nın kârı var. İsrail'in kârı. Bosna'nın nasıl kârı olur? Onu diyor. Bosna'da Ziraat Bankası'nın Bosnalı Müslümanlara, Boşnaklara kredi vermek suretiyle Sırpların arazilerini satın aldırıp orada kendilerine çıkar sağladığını yazan da bu yapının gazetesi. Onu diyorum işte. Ziraat Bankası Türkiye Bosna'da operasyon yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Boşnak Müslümanlara kredi veriyormuş, para veriyormuş. Onlar da gidip Sırpların, Hristiyan Sırpların arazilerini satın alıyormuş. İşte, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İsmail Bey olaylara böyle savcıların, hakimlerin de böyle biraz bakması. Ya bu tır, MİT tırların durdurulmasında Türkiye'nin mi, Türkiye'nin faydasına mı, İsrail'in faydasına mı? Amerika'nın faydasına mı, İngiltere'nin faydasına mı, Filistin'deki Müslümanların faydasına mı, yoksa Suriye'deki mazlum Türklerin orada ezilen insanların faydasına mı? Siz 17 Aralık operasyonu yapıyorsunuz ya da yurt dışında Türkiye'yi suçluyorsunuz. Burada Bosna Hersek'in menfaati var, İngiltere'nin menfaati var. Evet. Fransa'nın menfaati onlara var. Bakmak lazım. Onlara bakmak yazıklar lazım. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Yani bu ülkeden, bu ülkenin kıt kanaat geçinen, dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği paralarla yükselmiş bir yapının bugün bir ihanet şebekesi halinde görünmesi, yani buna yönelik bir takım adımlar atması büyük bir hayal kırıklığı. Başbakanın sözü var ya, haşhaşilerin eli öpülür bunların yanında diye. Hani bu çeşitli olaylarla gerçek yüz meydana çıktığı anda gerçekten o ifadeye katılmamak mümkün değil. Tabii şöyle, başbakanımızın elinde, MİT müsteşarımızın elinde bizim de sizin de bilmediğiniz bir kısım belgeler vardır kesin. Daha çok şey biliyor başbakanımız. Yani mesela Cumhurbaşkanımız diyor ki ben dinlenmedim diyor. Başbakanımız diyor ki dinlendi diyor Cumhurbaşkanımız. Yani. Başbakan kesin ona ait konuşmaları da görmüş olabilir. Yani çünkü niye? Evet. Dinlememesi mümkün değil sen Cumhurbaşkanımızın. Niye dinlememesi mümkün değil biliyor musun? Başbakan dinleniyor ya. Başbakanımız telefonda Cumhurbaşkanı'yla evet, görüşmüyor. Kesinlikle. Yani. Telefonda görüşüyorsa demek ki dinlenmiş yani. Kesinlikle. Ya bu ülkede başbakan, size şunu söyleyeyim. Geçen TİB'in bir açıklaması vardı. 1 milyon yakın insan dinlenmiş. Son 3 yılda. 1 milyon. Ya Türkiye'de gerçekten aklı başında olan, iş yapan, eli kalem tutan, bir yerde olan insan sayısı 1 milyon geçmez zaten. Evet, yoksa evet. Köydeki benim annem babam evde gariban onu dinleyip ne yapacaklar? Ya da inşaatta çalışan bir insan dinleyecekler adam avukatlardır, hakimlerdir, medyadır, üst bürokrattır. Zaten devlet onlar böyle toplasa, ele geçiriliyor. Toplasan zaten 1 milyon kişi sonuçta, olur. Evet. O Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mıydı? Yani Türkiye'de herkesi dinlemişler. Evet, doğru. Evet. Yani yoksa siz köydeki çoban dinlemeniz gerekiyor. Son cümleleri alayım Alaaddin Bey. Yani ben, çözümümüz ne? Ne çözümümüz yapacağız? Çözümümüz yine içerisinde yani kalacağız. Yani hakimler, vicdan sahibi hakimler, savcılar ne yapacak? Vicdan sahibi bürokratlar ne yapacak? Vicdan sahibi siyasetçiler ne yapacak? Millet ne yapacak? Biz nasıl çıkarız bu bataklığın içerisinden? Millet şunu yapacak. Millet olayı izleyecek. Artık bundan sonra yardım ediyorsa gayri resmi yardım etmeyecek. Açık yani. Şeffaflık çok önemli. 1 lira da veriyorsa makbuzunu alacak. Bak. Şimdi paralar veriliyor, gidiyor, geliyor. Hep şey karanlık. Evet. Makbuz alınıyor. Vatandaş yardım ediyorsa nereye yardım ediyorsa etsin.
Makbuz ne alacak? Ben sana iki tane burs verdim. Kaç tane verdim? 400 ak makbuz verecek. Bir tane sandalye veriyorsa belgesini alacak. Ne veriyorsun? Her şey belge olacak. Yani artı yasa dışı illegal bağış toplama yok. Toplama olmayacak. Memursa hiçbir şeyden korkmayacak bir defa. Mali ise nereye soruşturması gerekiyorsa gidip soruşturacak. Benim başıma bir iş geldi. Öyle bir şey yok. Devlet sana maaş zaten verirsen... O şantaj da kullanılmaz. Yani delil olarak kullanılabilir mi illegal dinlemeler? Ya o kullanılamaz. Sadece kamuoyunu da yıpratır tabii, belki. Tabii. Hiç önemli değil. Yani artık kamuoyunu da vatan millet meselesi oldu. Kamuoyunda yıpranma meselesi olmadı. Dün Melih Bey feveran diyor. Ben evet. Kasetime yine çıkarırlar diyor. Bir sürü şey çıkar diyor. Ama çıksın diyor, tamam mı? Ben ölmeyi de göze aldım diyor. Ama diyor bu yapının bozulması lazım diyor. Bak ben diyor kendim diyor hanımın adına okul yaptırdım diyor. Ben biliyorum o okulun nasıl yapıldığını. Yani kendi hanımın ismi okuldan çıkarılsın diye Nevin Gökçek ismi alıp okuldan çıkarılsın diye dilekçeyle müracaat ettik diyor. Bak oku. Ha, burada hakim savcıysanız hiçbir şeyden korkmamanız lazım. Yani önünüzde bir suç varsa ya işte bana bulaşmayan yılan bir yaşasın tarzı değil. Siz gördüyseniz yani bir gün herkes etkilenecek. Eğer bu yapı tabii, kök salar da bu yapı bir şekilde bu ülkeden temizlenmezse bu yapı daha da derinlere kök salar ve komple ele geçirirse devleti ondan sonra geçmiş olsun. Yani herkes görevini layıkıyla yapacak. Hukuksuz evet. Ben hiçbir şey olsun istemiyorum. Yani savcı da görevden alınacaksa hukuk içerisinde görevden alınacak, delillendirilerek görevden alınacak, memur da alınacaksa görevden. Adaleti gözeterek ki, yapacağız tabii, her şeyi diyorsun. Yani ortaya koyacaksınız. Bu adam inançlıdır, namaz kılıyor, bu işi yapmaz değil. Somut delillerle yaptıysa gözünüzün yaşına bakmayacaksınız. Ha devlette, bürokraside de bir yerlere insanlar geliyorsa o da adalet içerisinde olması lazım. Bu bendendir, bu sendendir değil. Devlet dediğiniz mekanizmanın liyakat esas alacak. Tabii liyakat esas alacak. Devlet şu partinin bu partinin devleti değil. Devlet herkesin devleti olacak ve herkes o devlette her kendine renkten yer, insan olması lazım. Tabii, her renkten evet. İnsan olacak. Devlette herkes temsil edilecek. Ondan sonra bu yapı zaten barınamaz. Böyle bir yapı hiçbir zaman için barınamaz. Yani bugün bu yapıyla mücadele edersiniz. Yarın başka bir yapının eline ülkeyi teslim edersiniz. Öyle bir şey olmayacak. Yani herkes kendi görevini yapacak. Devletin verdiği sınırlar içerisinde kalacak. Zaten sorunumuz ne? Devletin verdiği sınırlar içerisinde kalınmamış. Aynı işte Abdullah Çatlı bir ara evet. Şey vardı ya. Yani iki tane devlet adına görev yapıyorsun. Derin devlet. İki tane devlet için yapıyorsun, iki tane kendin için yapıyorsun. Yani ben duymuştum o zamanlar. İşte mafya babalarını sıkıştırıyorlar. Devlet yani illegal yapılanma mafya babalarıyla Pekkan'ın ileri gelenleriyle faili meçhul şeyler işletiliyor. Canı sıkıldı mı kendi gazına basıp oradan da kendisine rant elde ediyor yani. Tam da devlet için gayri resmi suç. Biraz da kendimize. Kendim için. Burada da bu görünen o. Yani devlet içinde bir şeyler yapılmış. Biraz da kendimiz için yapalım demiş. Öyle bir şey yok yani. Herkes devletin çizdiği sınırlar içerisinde kalacak. Talimatı sadece ve sadece legal olanın dışına çıkmayacak. Talimat sadece ve sadece devletin verdiği sınırlar içerisinde kendi birim amirleri tarafından talimat alacak. Abilerden, hocalardan, şuradan buradan talimat almayacak. Kendi sınırlar içerisinde neyse o sınırlarını aşmayacak. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Alaaddin Varol, çok sağ olun, programa katıldınız. Gerçekten önemli mesele. Yani belki günlerce konuşulması gereken tekil örneklerden yola çıkarak dahi olsa bunların iyice irdelenip nedir, ne değildir, ne oluyor, ne bitiyor bunların ortaya konulması gerekiyor. Kesinlikle. Yani kamuoyundaki bu kafa karışıklığının giderilmesi adına önemli bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, moderatörü noktalıyoruz. Moderatörde MİT tırlarının durdurulması olayıyla başladık ve bunun dışında özellikle adalet mekanizmasına, yargı ve hukuk mekanizmalarına sızmış paralel yapı bu meseleyi konuşmaya çalıştık. İktidar Partisi'nin Sayın Başbakan'ın da feveran ettiği devlet koridorlarından nasıl temizlediysek bu çeteyi yargının koridorlarında temizleyeceğiz diye kararlılık ifadelerini bir şekilde burada tartışmaya çalıştık. Neydiğini anlamaya çalıştık. Sevgili izleyiciler, başka bir programda başka bir konu ve konukla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.